229. sayfa etkinlik 1. Aşağıda ölçüleri verilen açı gruplarından hangilerinin bir üçgene ait olabileceğini belirleyerek yanındaki kutuya tek işareti koyunuz. Şimdi 60, 60, 60 eşkenar üçgenin iç açıları olabilir. 50, 70, 60. Bunları topladığımızda 180 yapıyor. Bu da olabilir. 62, 46, 72. Şimdi bunları topladığımızda 180 yapıyor. Bu da olabilir. 15, 73, 92. Şimdi bunları topladığımızda 180 yapıyor. Bu da olabilir. 40, 80, 55. Bu olamaz. Çünkü iç açılarını topladığımızda 175 derece yapıyor. Burada da 18, 73 ve 67 verilmiş. Bunları topladığımızda da yine 180 olmadığı için bu açılar bir üçgene ait olamaz. 2. PRT ve RST üçgenlerinde TPR açısının ölçüsü 65 derece, PRT açısının ölçüsü 52 derece, TRS açısının ölçüsü 68 derece ve RST açısının ölçüsü 75 derecedir. Buna göre PTS açısının ölçüsü kaç derecedir? Önce şuradaki PTR açısının ölçüsünü bulalım. Şimdi 65 ile 52'yi topladığımızda 117 derece olur. 180'den 117'yi çıkardığımızda geriye 63 derece kalır. Evet, buradaki açı 63 derecedir. Şimdi şuradaki RTS açısının ölçüsünü bulalım. 68 ile 75'i topladığımızda 143 derece olur. 180'den 143'ü çıkardığımızda da 37 derece olarak buradaki açıyı buluruz. Şimdi bize PTS açısı sorulmuş. PTS açısı bu ikisinin birleşimidir. 63 ile 37'yi topladığımızda 100 derece olarak istenen açının ölçüsünü bulmuş oluruz. 3. Murat Usta merdiveni yandaki görseldeki gibi 60 derecelik açı oluşturacak şekilde yerleştirmiştir. Buna göre merdivenin zemin ile yapacağı açının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi burada bir üçgen oluşmuş. Üçgenin açılarından biri 90 derece, diğeri 60 derece. Bu ikisini topladığımızda 150 derece olur. 180'den de 150'yi çıkardığımızda verilmeyen açının ölçüsünü 30 derece olarak buluruz. 231. sayfa. Etkinlik 1. ABCD yamuğunda A açısının ölçüsü 57 derece, B açısının ölçüsü 74 derece ve D açısının ölçüsü 123 derecedir. Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi verilen açı ölçülerini toplayalım. 123, 57 ve 74'ü topladığımızda burası 14 olur. 14'ün 4'ü elde var 1. Burası 15 olur. 15'in 5'i elde var 1. Burası da 2. 254 derece bulduk. Şimdi yamuğun iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. 360'dan 254'ü çıkardığımızda geriye 106 derece kalır. Evet, buradaki C açısının ölçüsü 106 derecedir. 232. sayfa. Pekiştirelim. 1. Şekildeki ABC dik üçgeninde AB doğru parçasıyla BC doğru parçası birbirine diktir ve A açısının ölçüsü 45 derecedir. Buna göre C açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet, A'nın ölçüsü 45 dereceymiş. Şimdi 45 ile 90'ı topladığımızda 135 derece yapar. 180'den de 135'i çıkardığımızda geriye 45 derece kalır. Buradaki C açısının ölçüsü de 45 derecedir. 2. ABC üçgeninde A açısının ölçüsü 70 derece ve C açısının ölçüsü 55 derecedir. Buna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi 70 ile 55'i topladığımızda 125 olur. 180 dereceden 125'i çıkardığımızda geriye 55 derece kalır. Buradaki B açısının ölçüsü 55 derecedir. 3. KLM üçgeninde L açısının ölçüsü 50 derecedir. Buna göre K açısının ölçüsüyle M açısının ölçüsünün toplamı kaç derecedir? Şimdi üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 dereceydi. 180'den 50'yi çıkardığımızda geriye 130 kalır. Yani K ile M açısının ölçüleri toplamı 130 derecedir. 4. KLMN paralel kenarında NKL açısının ölçüsü 72 derecedir. Buna göre KNM açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi paralel kenarda ardışık açıların toplamı 180 derecedir. Dolayısıyla 180'den 72'yi çıkardığımızda KNM açısının ölçüsünü 108 derece olarak buluruz. 5. PRST eşkenar dörtgeninde P açısının ölçüsüyle S açısının ölçüsü birbirine eşittir ve 54 derecedir. T
T açısının ölçüsü de 126 derecedir. Buna göre R açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet, bu eşkenar dörtgen olduğu için eşkenar dörtgenin karşılıklı açıları birbirine eşit olacak. Burası da 126 derecedir. 6. ABCD kare ve BEC dik üçgendir. BEC açısının ölçüsü 43 derece olduğuna göre DCE açısının ölçüsü kaç derecedir? Evet, bu bir kare ise iç açıları 90 derecedir. Bunların hepsi 90 derece. Burası da 90 derece, burası da 90 derece. Şimdi şuradaki açının ölçüsünü bulalım. 90 ile 43'ü topladığımızda 133 olur. 180'den 133'ü çıkardığımızda 47 derece kalır. Evet, buradaki açı 47 derecedir. Bize DCE açısı sorulmuş. Yani 90 ile 47'nin toplamı. 90 ile 47'yi topladığımızda da 137 derece buluruz. 233. sayfa. Bölüm sonu değerlendirme. 1. Yandaki kareli kağıtta verilen üçgenler için aşağıdakilerden hangisinin bir örnek yoktur? A şıkkı ikizkenar üçgen. Bakın buradaki üçgen ikizkenar üçgendir. Dolayısıyla buna örnek var. B şıkkı dik açılı üçgen. Bakın bu üçgen dik açılıdır. Buna da örnek var. C şıkkı eşkenar üçgen. Evet, bu üçgenlerden hiçbirisi eşkenar olmadığı için doğru cevap C olacak. D şıkkı geniş açılı üçgen. Bakın buradaki açı geniş açı olduğu için bu üçgen geniş açılı üçgendir. Doğru cevap C şıkkıdır. 2. Her bir yaprağında bir açı ölçüsü yazılan 4 yapraklı yoncadan hangi yaprak koparılıp atılırsa kalan yaprakta yazan açılar bir üçgenin iç açı ölçülerini oluşturabilir. Şimdi üçgenin iç açı ölçülerinin toplamı 180 derece olacak. Şimdi buradaki 57, 62 ve 61'i topladığımızda 180 yapar. 59 derece yazan yaprak atılmalıdır. Doğru cevap B şıkkıdır. 3. ABCD yamuğunda A açısının ölçüsü 85 derece, D açısının ölçüsü 75 derece ve C açısının ölçüsü 105 derece olduğuna göre B açısının ölçüsü kaç derecedir? Yamuğun iç açılarının ölçüleri toplamı 360 derecedir. Şimdi verilen açıları toplayalım. 75, 85 ve 105'i topladığımızda 265 derece olur. 360'dan 265'i çıkardığımızda da geriye 95 derece kalır. B açısının ölçüsü 95 derecedir. Doğru cevap A şıkkıdır. 4. Tuğba öğretmen Beril'den bir beşgenin köşegenlerini çizmesini istemiştir. Beril'in çizdiği doğru parçalarından hangisi köşegen değildir? EB bir köşegendir. DB bir köşegendir. AD bir köşegendir. AF köşegen değildir. Çünkü F beşgenin köşelerinden birisi olmadığı için doğru cevap D şıkkıdır. 5. Aşağıdaki çokgenlerden hangisinin köşegeni yoktur? Yamuğun köşegeni vardır. Dikdörtgenin köşegeni vardır. Karenin köşegeni vardır. Fakat üçgenin köşegeni yoktur. Doğru cevap D şıkkıdır. 6. ABC dik üçgeninde A açısının ölçüsü C açısının ölçüsünün 2 katıdır. Buna göre A açısının ölçüsü kaç derecedir? Şimdi C açısının ölçüsünü 1 kat dersek A açısının ölçüsü 2 katmış. Şimdi bu B açısı 90 derece olduğu için A ile C'nin toplamı da 90 derece olacak. Çünkü üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180'dir. Şimdi 3 kat 90 derece ise o zaman 1 kat 30 derecedir. A açısı da 2 kat olduğu için 60 derece olur. Doğru cevap D şıkkıdır. 7. ABCD dörtgeninde A açısının ölçüsü ile C açısının ölçüsünün toplamı 195 derece ve D açısının ölçüsü 110 derece ise B açısının ölçüsü kaç derecedir? Dörtgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 360 dereceydi. Buradaki A ve C'nin toplamı 195. D açısı da 110. Bu ikisini topladığımızda 305 derece olur. 360'dan 305'i çıkardığımızda da B açısının ölçüsünü 55 derece olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 8. Yukarıda verilen çokgenlerden birinci şeklin kenar sayısı kare, ikinci şeklin iç açı sayısı yıldız ve üçüncü şeklin köşe sayısı sembolüyle gösterilmektedir. Verilenlere göre işleminin sonucu kaçtır? Şimdi birinci şeklin kenar sayısı 6. Dolayısıyla buradaki dörtgen 6 olacak. İkinci şeklin iç açı sayısı 3. Dolayısıyla bu yıldız 3 olacak. Üçüncü şeklin köşe sayısı da 5. O zaman buradaki dörtgen de 5 olacak. Şimdi bunları yerine yazalım. 6 bölü 3 artı 5.
6'yı 3'e böldüğümüzde 2 olur. 2 ile de 5'i topladığımızda 7 buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 9. Aşağıdaki açılardan hangisi bir üçgenin iç açıları olamaz? A şıkkı 10 derece, 80 derece, 90 derece. Bunları topladığımızda 180 derece yapar. Üçgenin iç açılarının ölçüleri toplam 180 derece olduğu için bu olabilir. B şıkkı 75, 25, 80 topladığımızda yine 180 yapar. Bu da olur. C şıkkı 70, 70, 50. Bunları topladığımızda da 190 yapar. Bakın bu olamaz. Çünkü üçgenin iç açı ölçüleri toplamı 180 derece olacaktı. D şıkkı 60, 60, 60. Bunları topladığımızda 180 derece yapar. Bu da olur. 10. Aşağıda çokgenlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A şıkkı. Dikdörtgenin köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu ifade doğrudur. B şıkkı. Karenin köşegenleri birbirini dik keser. Bu da doğrudur. C şıkkı. Üçgenin köşegeni yoktur. Bu da doğrudur. D şıkkı. Paralel kenarın köşegen uzunlukları birbirine eşittir. Bu yanlıştır. Paralel kenarın köşegen uzunlukları birbirine eşit değildir. Doğru cevap D şıkkıdır.